nasip ederse bugün İslam hukuku açısından Hz. Mehdi aleyhisselam ve onun gelişi ile alakalı özellik, alamet, belirtileri, vasıf ve nitelikleri üzerine duracağız kardeşlerim. Çünkü bu geçen derslerimizde de üzerine durarak dedim ki kardeşlerim o kadar çok sosyal medyada Mehdi ile alakalı, Mehdi aleyhisselam ile alakalı o kadar fantastik bilim kurgu, uydurma, bid'atlar, hurafelerle harmalanmış nefislerine ve egolarına göre şeytanlaşmış sahte Mehdilerin uydurduğu rivayetler, gayri İslami olarak haber verdikleri şeyler ile o kadar çok uydurma haberler bize ulaşmış ki artık Müslüman bir insan gerçekte Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyamıyor, vasıf ve özelliklerini bilemiyor. Bundan dolayı ben de Hz. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı Kutub-i Site'de 6 hadis külliyatında geçen bütün hadisleri derleyip onunla alakalı bütün rivayetleri size sunmak istiyorum. İstiyorum ki hiçbir Müslüman etrafındaki sahte Mehdilerden, yalancı insanlardan, İslam tahrifatçılarından, Mehdi inkarcılarından veya kalkıp sosyal medya üzerinde bu yalancı, sahte, şizofreni Mehdiler yüzünden Hz. Mehdi Aleyhisselam diye bir şey yok. İslam hukukunda böyle bir kavram yok. Kur'an'da adı geçmeyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adına hadisler uydurulmuş. Mehdi diye bir zat ve kimse gelmeyecek gibi söylemlerde bulunan maalis deist kimselerin de söylemlerinin toplumca tutulmaması için Müslüman kardeşlerime gerçek Mehdi'nin alametleri, gerçek Mehdi'nin vasıfları, onun şimali şerifi, onun özellikleri, onun vasıfları, o geldiği zaman dünyanın bulunacağı durum, onun dönemindeki İslami hareketlerin konumu, Müslüman alimlerin başları sarıklı din alimlerinin tatkınacağı tavırlara kadar her şeyi anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten muazzam bir şekilde yalan, yani yalan ve uydurma o kadar çok haberler ortalıkta dolaşıyor. Her gün bir adam çıkıyor diyor ki ben Mehdi'nin habercisiyim. Bir diyor ki ben Mehdi Resulüm. Bir diyor ki ben beklenen Mehdi'yim. Bir diyor ben Şia'nın beklediği 1400 yaşındaki Muhammed Mehdi'yim. Böyle acayip uyduruk bir toplum içerisinde böyle şizofreni hastalığının artmasının bir neticesi şeytanın bu deli tayfasını bir şekilde bu yöne yönlendirerek Müslümanların algısında Mehdi'yi zedelemek, Mehdi anlayışını yıkmak, yarın Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiği takdirde de insanların onun etrafında kenetlenmemesini sağlamak için bu hilelere, bu şeytani tuzaklara, bu deccali doktrinleri çok güzel bir şekilde Müslümanlara dayatmaya çalıştıklarını görüyorum. Onun için biz de Mehdi Aleyhisselam'la alakalı sahih hadisleri, Kutub-i Site'de geçen hadisleri derleyeceğiz. İstiyoruz ki benim kardeşim, Müslüman kardeşim bu hadislerden gerçek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberini verdiği Muhammed bin Mehdi Abdullah'ı herkes tanısın. Peygamber ismiyle zikrolunan, babasının ismiyle zikrolunan Muhammed bin Abdullah, Mehdi, Kaim, gelecek olan bu ümmetin en hayırlısı, velilerin efendisi, büyük zat ve gerçekten hidayete ermiş, Allah'ın şeriatını dört dörtlük uygulayacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yeniden diriltecek, İsa aleyhisselam ile beraber bu ümmeti büyük bir refaha, kurtuluşa götürecek olan o zatı Müslümanlar, çocuklarını, evlatlarını, eşlerini nasıl tanıyorcasına onlar da onu tanısın ve onu beklesin. Yalancı, sahtekar İstanbul'da, Kastamonu'dan, Urfa'dan, Mardin'den çıkanları değil. Gerçek anlamda Mekke'de, haremde, makam ile rükun arasında zuhur edecek ve ümmetin alimlerinin ona biat ettikleri, etrafında ulemanın biriktiği ve bütün Müslümanların ona teslim olduğu, Suud'un krallarının ve prenslerinin Katar emirinden tutun, Dubai şeyhlerinden ve bu laik kemalist düzeni yönetenlere kadar herkesi bu coğrafyadan kaçıp meydanı Mehdi Aleyhisselam'a bırakacağı o gün geldiğinde her Müslüman gerçek Mehdi'yi tanısın. Teberani Kebir isimli eserinde Ebu Naim ise Ali Hilal'den tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi ile alakalı şöyle buyurdu. Şöyle buyurdu. Beni hak ile ba'as eden Allah'a yemin ederim ki şu ümmetin Mehdi'si Hasan ve Hüseyin'dendir. Yani Hazreti Hasan veya Hüseyin'in soyundandır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Allahu Teala gayri metlu vahiyle ne kadar bildirmişse, Cibril-i Emin olayları ne kadar anlatmışsa Allah'ın Resulü de o kadar biliyor. O da bildiğini kendisine vahyedilen, yani Kur'an'la değil, Kur'an dışında vahyedilenle bize anlattığı neyse biz de onu anlar, o kadarını söyleriz.
dünya her cümet içinde kaldı, fitnelerin zuhur ettiği, yolların kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmedi, büyük büyüğe vakarlı davranmadı. Allah bu sırada onlara adavetin kökünü kazıyacak, yani düşmanlık ve nefretin kökünü kazıyacak, dalalet kalelerini yerle bir edecek, fethedecek ve evvelce benim ayak tuttuğum gibi ahir zaman dinini ayakta tutacak, önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini mutlaka gönderecektir demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mesela bugün sosyal medyaya baktığınızda kardeşlerim, Türkiye'de özellikle bu sosyal medya gazeteciliği yapanların ve her fırsatta eğer siz sosyal medyayı dinleyecek olursanız göreceksiniz muazzam bir saygısızlık ve hürmetsizlik ve düşmanlık ve nefretin bu toplumun içine girdiğini ve bunu da siyasetçi ve politikacıların yaptığı herkesçe malum olan bir gerçek. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönem geldiğinde, Mehdi döneminde böyle bir harcu mercil düşmanlık ve nefretin, kin ve gadavetin alıp başını gideceğini söylüyor.